Lor Müzesi'nde bir gün, British Museum ziyareti veya Roger Federer maçına bir bilet. Kortlarda sergilenen sanatı görmek isteyenler yıllardır üçüncü seçeneği tercih etti. Tenisin efsanevi kahramanı bir ressam gibi kullandığı raketiyle kortlara sayısız eser bıraktı. 24 yıllık eşsiz serüveniyle milyonları peşinden sürükleyen Federer'in şampiyonlukları, onun tenisinin yalnızca rakamlara yansıması. 20 Grand Slam, 103 ATP turnuvası, 6 ATP finalleri ve 1 olimpiyat şampiyonluğu kazandığı kariyerinde 310 hafta dünya bir numarasında kalan İsviçreli, 1251 galibiyet aldığı kortlarda hiçbir maçı yarıda bırakmadı. Teniste yarattığı büyülü dünyanın ufkunu şampiyonluklardan çok estetik oyunuyla çizdi. ...2006'da onu izleyen ünlü yazar David Foster Wallace, New York Times için dini deneyim olarak Roger Federer makalesini yazdı. Eşsiz dahilikten etkilenen Wallace, burada insanoğlunun güzelliklerinden birini gördüm. Federer, insanlığın kinetik güzelliğini temsil ediyor dedi. Korttaki dansıyla edebiyata ilham kaynağı olan Federer'in hikayesi 8 Ağustos 1981'de İsviçre'nin Basel kentinde başladı. 11 yaşında Basel'deki turnuvada top toplayıcı bir çocuk olarak kameralara yansıyan Roger, 19 sene sonra buradaki 10. zaferini kazanacaktı. Tenis tutkunları onu 1998'deki Wimbledon Gençler Şampiyonluğu'yla tanıdı. İlk profesyonel maçına aynı senede çıkan Federer, ATP sıralamasında ilk 100'e aynı senede girmeyi başardı. Sydney 2000'de ilk olimpiyat deneyimini yaşarken, İsviçre adına birlikte mücadele ettiği Mirka Wawrinek'le 9 yıl sonra evliliğe dönüşecek birlikteliğe başladı. Federer'in Grand Slam'lerdeki ilk yükselişi Paris'teydi. 2001 Fransa Açık'ta çeyrek final oynarken 19 yaşında dünyanın en iyi 15 oyuncusu arasına girdi. 2 ay sonra spot ışıklarını üzerine çeken galibiyete imza attı. Wimbledon'ı 4 senedir kazanan Pete Sampras'a meydan okuyan genç Roger, 5 setlik maratonda Londra'nın kralını devirerek çeyrek finale yükseldi. Yeni kralın tahta oturması 2 yıl sürdü. 2003 Wimbledon finalinde Mark Philippoisis'i yendi ve efsaneleşeceği turnuvada ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandı. Tenisin yükselen yıldızı bu zaferden sonra arkasına bakmadı. 2004'de Avustralya Açık şampiyonluğuyla başlayan Federer, 22 yaşında dünya bir numarası oldu. Wimbledon'da Andy Roddick, Amerika Açık'ta da Leighton Hewitt'i yenerek kupaları kaldıran İsviçreli, Mats Wilander'den 16 sene sonra bir yılda 3 Grand Slam kazanan ilk erkek tenisçiydi. Altın yılı ise 2006'daydı. Katıldığı 17 turnuvanın 16'sında final görürken 12 şampiyonluk kazandı. Dört Grand Slam'de final oynayarak Rod Laver'dan 37 yıl sonra bunu başaran ilk isim olan Federer, tek yenilgisini finalde ilk kez karşılaştığı Rafael Nadal'a karşı Fransa Açık'ta aldı. 97 maçta 92 galibiyetle tamamladığı görkemli sezonun ardından 2007'de gösteriye ara vermedi. Avustralya Açığı set kaybetmeden kazandı ve Björn Borg'un 1980 Fransa Açık performansından sonra Grand Slam'lerde bunu başaran ilk tenisçi oldu. 4 Grand Slam finali başarısını tekrarladığı 2007'yi 3 Grand Slam şampiyonluğuyla noktalarken üst üste 3. senesini dünya bir numarasında tamamladı. 2008'e öpücük hastalığı sebebiyle sorunlu başlayan Federer'in 10 Grand Slam finali serisini Avustralya Açık'ta Novak Djokovic bitirdi. Sırt sakatlığıyla da mücadele ettiği sezonda dünya bir numarasını 237 hafta sonra kaybederek tahtını Rafael Nadal'a bıraktı. Kötü geçen 2008'i kariyerindeki tek olimpiyat altınıyla kapatan Federer, 2009'a da zirveyi devrettiği Nadal'a Avustralya Açık finali kaybederek başladı. Kariyerindeki en büyük eksik parçayı ise 4 ay sonra tamamladı. Fransa Açığı ilk kez kazanarak kariyer Grand Slam'ini yaptı. Wimbledon'da ise tenis tarihinin zirvesine çıkacaktı. Kariyer Grand Slam'ini tamamlayarak gittiği Londra'da finale yükselen Federer, kupa için tarihe geçen bir maça çıktı. Andy Roddick'le 5 sete uzayan finali 30 oyunluk son setle kazanırken 50 ace attı. Bu zaferiyle Pete Sampras'ın 14 Grand Slam şampiyonluğu rekorunu tarihe gömen Federer, artık erkek tenisinin en büyüğüydü.
2011'de Grand Slam kazanamayan İsviçreli, Nadal'la Djokovic'in yükselişine engel olamadı ve dünya sıralamasında 3. sıraya geriledi. Ancak pes etmedi. 2012'de çim korttaki zarafetini sergileyen Federer, Wimbledon'u yeniden kazandı ve dünya bir numarasına yükselerek Sampras'ın 286 haftalık zirve rekorunu kırdı. Tenisin ekselansları 2013'ten itibaren rakiplerinden çok sakatlıklarla mücadele etmeye başladı. O sezon dünya sıralamasında 6. sıraya kadar gerileyen Federer, sene sonunda antrenör değişikliğine giderek Stefan Edberg'le çalışmaya başladı. 2014'te oyun tarzında köklü bir değişikliğe gitti ve raketini değiştirdi. Daha büyük kafalı raketlerle korta çıkan Federer, topa daha yüksek kuvvet uygulayarak yıllar geçtikçe azalan atletizmine çözüm buldu. 2015'te Wimbledon ve Amerika Açık'ta Grand Slam finallerine dönüş yaptı ama Novak Djokovic engelini aşamadı. Ekselansları o sezon İstanbul'daki kortları da onurlandırdı. İstanbul Cup'a katılan Federer turnuvada şampiyonluğa ulaşırken Boğaz'ın eşsiz manzarasında tenis oynamayı da ihmal etmedi. ...2016'ya Ivan Ljubicic'i antrenörlüğe getirerek başlayan Federer, kariyerindeki en büyük krizlerden birini yaşadı. Sırt ve diz sakatlıklarından kurtulamayan efsane, 16 yıl sonra bir sezonu turnuva kazanamadan kapattı. 14 yıl sonra dünya sıralamasında ilk 10'un dışında kalan ekselansları için yolun sonu görünmüş müydü? 35 yaşında ağır sakatlıklarla mücadele eden Federer'in bir daha zirveye dönemeyeceği iddiaları hayranlarını korkuttu. Kortların efsanesi 2017'de küllerinden yeniden doğdu. Tenis dünyasında Rönesans ilan eden Federer, 17 numaralı seri başı olarak girdiği Avustralya Açık'ta Stan Wawrinka'yı 5 sette yenerek finale yükseldi. Yıpratıcı yarı finalin ardından sırada hayatının derbisi vardı. 36 yaşındaki Federer, ezeli rakibi Rafael Nadal'ı 5 sette mağlup ederek kariyerinin en destansı şampiyonluğunu kazandı. Spor dünyası onun geri dönüşünü konuşurken sıradaki hedefi Wimbledon'du. Enerjisini Londra'ya saklayan Federer, toprak kort sezonunu dinlenerek geçirdi. Wimbledon'da ise fırtına gibi esti. Set kaybetmeden çıktığı finalde Marin Cilic'i yenerek turnuvadaki 8. zaferini ilan eden Federer, Pete Sampras'ın bir rekorunu daha ele geçirdi. ...2017'de başlattığı Rönesans'ı sürdürdü. 2018 Avustralya Açık finalinde yine Marin Cilic'i devirerek 20 Grand Slam şampiyonluğuna ulaşan ilk erkek tenisçi oldu. Şubat ayında Rotterdam Açık'ı kazandı ve 3 yıl sonra dünya bir numarasına döndü. Klasıyla zamana meydan okuyan ekselansları, tenis tarihinin en yaşlı bir numarası olarak koleksiyonuna bir rekor daha ekledi. ATP'nin zirvesinde 310 haftayı geride bırakan Federer, son Grand Slam finalinde perdeyi dramayla kapattı. Novak Djokovic'le karşılaştığı 2019 Wimbledon finalinde 5 sete giden mücadelede 2 maç puanından faydalanamadı. 37 yaşında 4 saat 57 dakikalık finali kaybeden Federer artık gücünü tüketmişti. Bir daha zirveye dönemeyen ekselansları kariyerinin son 3 senesinde yeniden sakatlıklarla boğuştu. Bu süreçte Grand Slam rekorunu Novak Djokovic ve Rafael Nadal ele geçirdi. Ancak hayranları için bu bir şey ifade etmedi. Fransız tenisçi Richard Gasquet, "Bence tenis Grand Slam şampiyonluklarından ibaret değil. Ben estetiğe ve korta bırakılan güzel sayılara bakıyorum. Bu yüzden Roger Federer'in yeri doldurulamaz. O tüm zamanların en iyisi. O korttaki zarafet" diyerek hayranları için durumu özetledi. Tenis efsanesi John McEnroe'nun Federer'in forehand vuruşu, bizim sporumuzdaki en güzel şey sözleriyle onurlandırdığı ekselanslarının büyülü dünyası sadece kortlarla sınırlı kalmadı.
2011'de yapılan bir ankette Bill Gates, Steve Jobs ve Bono'yu geride bırakarak Nelson Mandela'nın ardından dünyadaki en güvenilir ikinci insan olarak seçildi. Karizmasıyla da insanları etkiledi. GQ dergisinin oylamasında David Beckham, Kanye West, Justin Bieber ve Ryan Gosling'i geçerek 2010'lu yıllarda en iyi stile sahip erkek seçildi. 2020'de 106 milyon dolarlık kazancıyla en çok kazanan sporcu olan Federer, ülkesi İsviçre'de ise halk kahramanına dönüştü. 2019'da İsviçre frangına portresi koyulan ekselansları bu onura hayattayken erişen ilk İsviçreli oldu. 2020'de İsviçre tarihi ve kültürünün bir parçası kabul edilerek ulusal müzedeki yerini aldı. Şampiyonlukları, tekniği ve klasıyla spora eşsiz bir miras bırakan Roger Federer aynı zamanda dünyaya da büyülü bir iz bıraktı.